Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4-5-1 taktiği hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlar, 4-5-1 taktiği nasıl oynanır? Püf noktaları nelerdir ve rakiplerimizi durdurmak için hangi sayılarla oynayacağız? Bunları göstereceğiz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere 4-5-1 formasyonu geri dörtlü olarak sağ bek, sol bek, iki stoperden oluşuyor. Ancak orta sahanız zengin olması gerekiyor bu taktiği oynamak için. Çünkü bu taktiği oynamak için bir sol kanat, bir sağ kanat, bir DOS yani defansif orta saha, iki tane OOS normal orta saha gerekmiş oluyor. Yani 3 tipte orta saha oyuncusuna sahip olmanız gerekiyor. Ekranda görmüş olduğunuz üzere ben bir sol kanat ve DOS oyuncum olmadığı için işaretmiş olduğum gibi bu noktalarda eksik kalıyorum taktikte. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu hemen transfer listesine girip eğer mevcutsa bir DOS oyuncusu ve sol kanat oyuncusu transferi yaparak bunu giderebilirim. Ancak burada görünmüyor, burada yok. Öyleyse en kısa yoldan nasıl halledebiliriz? Hemen kaşife eksik olan oyuncunun özelliklerini gösterip onu transfer için gönderdiğimiz zaman bize bu oyuncuyu bulacaktır ve bu oyuncuyu eğer coin'imiz varsa hemen anında getir diyerek bize tedarik edecek ve biz de bunu kadromuza monte edebileceğiz. Ancak buna her zaman gerek yok. Mesela ben buradaki oyuncularımı bu şekilde mecburen kullanacağım. Ancak siz bu taktiği uygularken sol kanat ve defansif orta saha oyuncunuzun mevcut olmasına dikkat edin. Ama çok da yoksa zorlamaya da gerek yok. Benim gibi sahaya çıkabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar taktik sayfasına geldik. Taktik sayfasında biliyorsunuz ki 4-5-1 kaleyi görünce vur şeklinde oynanıyor. Çizgi taktiklerinde ise sadece orta sahada bir değişiklik yapacağız. Orta saha oyuncularım savunmacılarıma yardım edecekler ve müdafaada bulunacaklar. Ekstra bir görev vermiş oluyorum. Markaj ve offside taktiği. Markaj ne oluyor? Alan markajı, offside taktiği. Hayır. Mücadelemizi zaten hakeme göre ayarlıyorduk. Ben genelde bu taktiği normal olarak oynayacağım. Size de normal olarak tavsiye ediyorum. Baskı stil ve tempoya geldiğimiz zaman baskı stil ve tempomuzu nasıl yapacağız? 42, 32 ve ne diyoruz burada? 62 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Baskı stil tempomuz 42, 32, 62 olarak ayarlayabiliriz. Burada bunlarda 1-2 rakam oynatabilirsiniz. Bu da sizin için çok önemli bir problem arz etmez. 61 de olarak oynayabilirsiniz. Dediğim gibi bu rakamları uygularsınız. 4-4-2, 4-3-3 gelen sizden bir miktar olan, bir miktar güçlü olan rakiplerinize karşı başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Onları durdurabileceksiniz arkadaşlar. Uzmanlar bölümüne baktığımız zaman uzmanlarınızı her maç bu şekilde güncelleyeceksiniz arkadaşlar. Buna ihtiyacınız var. Bunlar size maç kazandıracak olan oyuncular çünkü. Ben de maçtan önce bu şekilde güncellememi yapıyorum. Çünkü bir önceki maçtaki kadrom bir sonraki maçtaki kadromla uyumayabiliyor. Oyuncu satışlarım gerçekleşiyor. Yeni oyuncular alıyorum. Giden oyuncular oluyor. O yüzden uzmanlar bölümünü her maçtan önce güncellemem gerekiyor arkadaşlar. Bunun haricinde de taktiğimizde daha fazla anlatacak bir şey yok. Birkaç tane de dostluk maçı yapalım. Ve biz bunu resmi maçlarda da kullanmıştık federasyon ekibi olarak. Gerek kendi aramızdaki maçlarda gerek lig esnasında kullanmıştık. Ancak burada yine de anlatırken ne yapalım arkadaşlar? Bir dostluk maçları yapalım. Bir de size şunu tavsiye edeceğim. Görüyorsunuz sıradaki rakibimiz Sydney FC. Buna hemen bilgi analisti yolladık ve rakibin ne şekilde oynayacağını hemen teşhis ettik arkadaşlar. Bunlara maçlardan önce bakarsanız sizin için faydalı olur. Rakibimizde de sol kanat ve DOS yokmuş. Az önce görmüş olduk. Onlar da sahaya eksik bir şekilde çıkacak. Bu benim kupadaki rakibim. Sydney FC kıta görevleri yüzünden biraz kötü liglerde oynayabiliyoruz ama bu kıta görevleri de bizim yapmamız gereken görevlerden bir tanesi.
baş hareketlerinin açılması için bu görevleri gerçekleştiriyoruz. Dostluk maçı oynayalım ve hem taktiğimizi hem de videomuzu bitirmiş olalım. Bakıyorum 1-0 kazandık maçımızı. 4-5-1 taktiği zaten uçuk kaçık bir skorlar size getirmez. Sadece size karşı oynayan rakibi, saldırmak isteyen, yenmek isteyen rakibi durdurmak, maçı tek skorla kazandırmak veya rakibi kitleyip maçı berabere bitirmeye dayalı bir taktiktir 4-5-1 taktiği arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere sonuçlar da ekrana geliyor. Taktiğin verebileceği 1-0 2-0'lık sonuçlar da zaten maçlarda size yeterli olacaktır. Arkadaşlar videomuzu görmüş olduğunuz gibi iyi bir şekilde dinlediyseniz, iyi bir şekilde de uygularsanız başarılı olacağınıza inanıyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkürler.